Merhabalar, ben Profesör Doktor Şermin Genç, 9 Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü'nde öğretim üyesindeyim. Ben öncelikle Eczacıbaşı topluluğuna teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Kendilerinin deyimiyle ben bu ödüllerde ilkim. 2011 yılında teşvik ödülünü almıştım. Bu yıl ise bilim ödülünün sahibi oldum. Açıkçası benim hayatımda Eczacıbaşı'nda özel bir yeri var. Bu akademik hayatımdaki en değerli ödüllerden birisi oldu. Beni teşvik eden ödüllerden birisi oldu. Benim araştırma alanıma gelince ben özellikle nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların nedenleri üzerinde çalışıyorum. Aynı zamanda bu hastalıklar için hastalıkların tanısını kolaylaştıracak tanı yöntemleri geliştirmeye çalışıyorum. Ve bir buna ilave olarak da bazı hormonlar var. Bu hormonların nörolojik hastalıklardaki etkilerini inceliyorum. Özellikle bunlardan birisi eritropoietin dediğimiz bir hormon. Uzun yıllar yaptığımız çalışmalar sonucunda nörolojik hastalıkların bir kısmında tedavi amacıyla kullanılabileceğini buldum. Son dönemde vücudumuzda bulunan mikroRNA adını verdiğimiz moleküllerle ilgilenmeye başladık ve bunların hem hastalıklarda hem hastalıkların tanısındaki rolüyle ilgileniyoruz. Gelecekte yapmak istediğimiz çalışmalar ise işte bu bahsettiğimiz küçük mikroRNA ve moleküllerinin hücre hücre arası etkileşimlerdeki rollerini, normal fizyolojik koşullarda ve aynı zamanda hastalıkların patogenezindeki rollerini incelemeye çalışıyoruz. Son olarak da tekrar bir teşekkürle benim çalışmalarıma pek çok kişinin katkısı oldu. Bunlardan en önemli kişi eşim, aynı zamanda da yol arkadaşım Profesör Doktor Kemal Kürşat Genç. Aynı zamanda bu yola baş koyan kızımız da var. Kendisi İzmir Yüksek Teknoloji bölümünde moleküler biyoloji ve genetik öğrencisidir. Ve aynı zamanda benim üniversitemde, araştırmalarımda destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Aynı zamanda ülkemizde son söylemek istediğim bir şey var ki bilime yapmamız gereken çok şey var. Bunlardan birisi de İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü gibi mükemmeliyet merkezlerinin kurulması ve bunlara hem devletimizin hem de bu özel kuruluşların destek olmasının sağlanması gerekli diye düşünüyorum.